Yaptın bunu Merve. Gerçekten yaptın. Serhan'a karşı senin tarafını tutacağımı düşünmedin değil mi? Buraya gelmesen beni de o çukurun içinde bırakacaktın. Kusura bakma. Berbat gözüküyorsun. Sen de pek ışıldamıyorsun. Halin ne? Ne oldu? Buraya geldiğine göre bir şey olmuş olması lazım. Sevin. Serhan beni terk etti. Kutlama yaparsın artık. Tabii bu şartlar altında nasıl yapılırsam. Beni onun için harcadın. Başına bu geldi demek. İlahi adalet mi desek ne desek? Harcama demesek mesela. Ama tabii kendini böyle rahatlatıyorsun değil mi? Onca şey yaptın. Yanına kar kalmayacaktın. Ha, tek suçlu benim yani. Senin beni ele vermen önemli değil öyle mi? Sen insanların paralarını çaldın. Arkamdan çevirmediğin dolaplar kalmadı. Bir bedeli olması lazım değil mi? Kendini benden farklı düşünüyorsun. Ama biz kardeşiz. Aynı gen havuzundan geliyoruz. Aramızda çok büyük farklar var. Birincisi ben başkalarına ait hiçbir şey almıyorum. İkincisi çok akıllıyım. Ha. Sonunu görmediğim hiçbir işe girmem. Yani aklınla her şeyi halledebilirsin. Öyle mi? Öyle. En azından senin gibi böyle bir duruma düşmem mesela. Serhan'ı elinde tutamadın ama. Hayat ne garip bir yol. Değil mi Merve Aksak? Ay pardon affedersin. Çok özür dilerim. Soy ismini yanlış söyledim. Artık aksak olmadığına alışsak iyi olur ha? Değil mi canım kardeşim? Hay Allah. Ne çok uğraşmıştın. Hayatının projesiydi. Lak diye ortada kaldın şimdi. Ha? Ay ne çok konuştun ya. Liman evin anahtarı nerede? Benimkini kaybetmişim. Annemlerde de yok. Neden? Ne yapacaksın? Lazım işte. Nerede? Benim evde. Portmantoda duruyor. Apartman görevlisi açarsana kapıyı alırsın da. Nereye gideceksin? Hiç tatile çıkacak durumda değilsin. Serhan seni yeni terk etmiş. Hem benim bildiğim Merve gaza basar. Öyle uzaklaşmaz. Dur bakalım. Belki bendedir o iş. Belki sakin kafayla güzel bir plan yapmaya ihtiyacım vardır. Şöyle tereyağından kıl çeker gibi hiçbir şeye bulaşmadan kurtulabileceğim bir plan. Yoksa yan tarafta kadınlar koğuşunda aynı cesaretinde yatarız değil mi? Merve, ne yapacaksın? Hoşça kal abicim. Merve. Merve dur, gel buraya. Merve anlat bana. Efendim Merve.
Alo. Görüşmemiz lazım. Eve gelir misin? Hayır, gelemem. İşim var. Ne işin var? Ne demek ne işim var? Mesai saatindeyiz, çalışıyorum. Ne işim olabilir? Pekala, erteleyebilirsin. Önemli. Sen bana ne olduğunu söyleyecek misin? Bir içerik verecek misin? Bir ıslık çal, ben zaten sen istediğin zaman neredeyse orada olayım. Serhancığım, böyle bir atar gider yapmadan dinlesene. Önemli mevzu, Mila ile ilgili gelmen gerekiyor. Ne oldu, Mila'ya bir şey mi oldu? Panik olma. Önemli bir şey yok ama konuşmamız gerekiyor yüz yüze. Tamam. Çıkıyorum birazdan. Bekliyorum. Hoş geldiniz Serhan Bey. Hoş bulduk canım. Merve yok mu? Nerede? Yani mutfakta sizi bekliyor. Tamam. Evet, neymiş Mila'yla ilgili bu kadar acil konuşmamız gereken şey? Ben bir süre buradan uzaklaşacağım. Ufak bir seyahate çıkacağım diyelim. Mila sana emanet. Hayırdır, nereye böyle aniden? Mini bir seyahat diyelim dedim ya. Yani biraz uzaklaşmaya. Daha sakin, aklımı toplamaya ihtiyacım var. Malum çok hareketli günler yaşadık son zamanlarda. İlgilenebilirsin değil mi Mila'yla? Tabii ki ilgilenirim, o benim çocuğum be. Ya sen nereye gidiyorsun? İtalya. Sen Mila ile burada kalırsın. Çocuğun düzeni bozulmamış olur. Rachel de yardım eder sana. Yani zaten herhangi bir şey olursa dadı kamerası var. Müdahale ederim ben. Yani Oya'nın bu eve girmesin görürüm demek istiyor. Evet. Ev sana emanet. Mila'nın öğünlerini atlamazsın. Bu aralar çocuk ıspanak yemiyor, sakın ısrar etme. Gerçi bütün menüyü verdim, sana bakarsın ona, tamam? Tabii Merve Hanım, hiç merak etmeyin. Aşağıya bırak, ben alayım.
Ben gideyim, geç kalmayayım. Mila'yı öpersin benim için. Gider gitmez arayacağım zaten, sana emanet. Öperim tabii. Görüşürüz. İyi yolculuklar.